İkinci bir husus dedim şimdi, Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bir proje vardı Kars'la ilgili. Evet. Trafikle alakalı. Hatta gündeme geldi Sayın Valim de biz beğendik ama şehir merkezinde 40 tane otopark yapılacak boş yerler tespit etmişler. Evet. Hatırladınız mı? Hatırlıyorum, az önce de bahsettim. Ve Kazımpaşa Caddesi'nde, Atatürk Caddesi'nde, hatta okulların bahçelerinde park alanı yapmayı düşündük yaz döneminde. Ama vatandaş ilgisiz bu konuda. Şimdi boş arası var, orada bekletiyor. Halbuki orayı yapsa para kazanacak. Şimdi inşallah gelecek kısa bir sürede vatandaşlarımız o konuda bilinçlendireceğiz. O tarafa doğru vatandaşlarımızı yönlendireceğiz. Şimdi Kazımpaşa Caddesi'nde eski PTT'nin arkası boş bir arazi. Belediye başkanımız da dedi ki ben yardımcı oldum, burayı temizleyeyim, mülk sahipleri otopark yapsın, para kazansınlar. Aynı zamanda eski Semavut'un üst tarafında boş araziler var Atatürk Caddesi'nde. Var, bir sürü var tespitler. Yine öyle, yani tespitler doğru. Ama vatandaş ilgisiz. Her şeyi emniyetten beklememiz gerekiyor. Şimdi İnönü Caddesi'ni tek yön yaptık. Cumhuriyet Caddesi'ni geliş yaptık. Büyük gidiş yaptık. Ama uygulama yok. Kağıt üzerinde kalıyor. Kısa bir süre içerisinde muhtemelen uygulanacak diye düşünüyorum. Ama şu var. Vatandaşı da duyarlı hale getirmek. İşte burada muhtarlarımız, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ve bizler. Biz biraz daha çok çalışacağız demek. Şimdi eğitim konusunda da Sayın Müdürüm biz öğrencilere çok yardımcı olduk. Hocam da burada. Sayın Müdürüm bu sefer plakalarla ilgili öğrenci taşıyan araçlarda korsan arabacılık yapan öğrenci taşıyan okulların önünde devamlı izlenimlerim oluyor. Lise plaka olmayan MEP plaka veya başka bir harfle taşıma yapıyor. Onu da bir trafikçi arkadaşlar. Bununla alakalı geçen de yardımcımızda geldi arkadaşlar. Tespit evet. Varsa gereğini yapacağız. Çalışıyoruz ya. Yani. Varsa yaparız çünkü müsaade edemeyiz. Oradan bir sürü masraf yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Kanunun gereği neyse onu yaparız. Şimdi vatandaş da trafik konusunda biraz ilgisiz. Kazımpaşa Caddesi'nde tek yönü zaten park var. Ama ikinci defa geliyor, ikinci araba ikinci parti yapıyor. Yapınca da trafik mecbur ceza veriyor. Anons ediyor, gelmiyor, mecbur ceza veriyor. Teşekkür ederim. Tamam. Sayın Bağdanız, kurallara karşı saygı duyuyorum. Fakat biz yıllardır burada aynı sorunu paylaşıyoruz. Hep sözde kalıyor. Gerçekten yani bunlar şeyler dolmuşlar da. Çocuklarımız binemiyor. Gerçekten aşırı derecede alınıyorlar. Bunlara da yıllarca biz muhtar olarak söylediğimiz takdirde uyarsız kalıyor. Bazı oda başkanlarımız da cezadan yanılıyorlar. Sivil vatandaşların, yaya vatandaşların orada hakları ihlal ediliyor. Cezalar yerinde yazılıyor yani bizim ilimizde. Tamam. Bazı mahallelerimizde de bu silahlar atılıyor, onlara da mümkünse bir şey yapalım. Emniyet teşkilatı olarak ceza yazmaktan pek hoşlanmaz. Onu da söyleyeyim ama kanun gereği olan cezalar yazılmak zorunda. Bu da bir yöntem şeklidir. Ama bence bana sorarsanız şu andaki bir şey var. Problem dolmuşçularla vatandaş arasında endekslendi. Bence bunun da çözümü aslında çok zor değil. Burada akıllı insanlar var. Ne yapılabilir? Muhtarlar, başkanımız, bizlerden oluşturacak bu komisyonla zaman zaman bunlar toplantı yapılaraktan asıl çözüm önerisi neyse çözümün odak noktası vatandaş bilinçlendirilecekse vatandaşlar bilinçlendirilir. Şoförlerimiz bilinçlendirilecekse onlar bilinçlendirilir. Bence %50 problem kaybolur. Biz diyoruz gel ama 90 tane dolmuş var, 90'ın 10'u geliyor. Bu katılımı sağlamak lazım. Yoksa 10 taneyle olmuyor. Onu eğer öyle bir şey düşünürseniz biz katkı yaparız. Tekrar söylüyorum. Zaman alırız ama katılımı... Siz onu uygun bir zamanda düşünün. Onu sizin başkanlığınızda. Çünkü bu gerçekten bir problem. Biz problem aslında çok zor değil bu problem. Basit problem. 12 kişi alacaksa 12 alacak. Bir sonraki bir müsaasını diyecek. Hepsi bu. İçimizde vatandaşımızda baktı dolu binmeyecek. Bir sonrakini bekleyecek. Dolu bayan arkadaşımız binemiyor. Mağdur oluyor orada. Gerçekten. Tamam. Sayın Müdürüm bir cep problemi var. Bir kere belediye cepleri açacak. Dolmuşların bir şey var. İnşallah o projemizde var işte. O yani işte. Yani bu kadar da uygulamak var ise başkanım sen biliyorsun %50 çözülecek aslında problem. İşte belediye cepleri açmadığı müddetçe caddenin ortasından dolmuş duracak. Trafiği de engelliyor. Şeyler, şeyi de engelliyor. Evet. Başka soru alalım. Askerle geliyor. Ben oluşuyorum.
Ben Ahmet Yılmaz, Büyük Alavut Tel Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda da Avrupa'da yaşıyorum. Evet. Şimdi cezalarla ilgili Sayın Başkanım hususunda bulundu şikayetçiler aslında. Ben aksini söylüyorum. Aslında cezalar insanları biraz daha caydırır. Başkalarının haklarına riayet ediyor. Eğer birisi gelip orada arabayı park edip başkasını rahatsız ediyorsa, başkası çıkamadığında bu da ne yapıyor? Sitem ediyor. Tepkisini dile getiriyor ve de psikolojik olarak da ruhsal bunaltı yaratıyor insanlar üzerinde. Bunların önlemesi için ceza aslında caydırıcıdır. İkinci bir husus, ne kadar bir şehirde ne kadar devriye polisi gezerse aslında o kadar da şehir açısından dikkat çekicidir. Ne kadar az polis, ne kadar insanların huzurlu bir şehir olduğu ortaya çıkıyor. Yani cezadan ben aksine ceza kesilmelidir. Bir dakika, ben bir şey söyleyebilir miyim? Siz de ceza hakikaten de insanların psikolojisini bozuyor. Huzursuz yere park edip saatlerce bekleyip çıkamayanlar vardı.